Merhaba sevgili arkadaşlar. Adım Aylin Oğuzer. Büyük Amigurumi bebek projesi yapıyorduk. Kusuruma bakmayın. Baş videosu biraz gecikti. Bu arada ilginize çok teşekkür ederim. Torunum rahatsızlanmıştı. O nedenle uzunca bir zaman vakit ayıramadım. Hafta sonuna yetiştireceğimi söylemiştim. Onun için çabalıyorum. O nedenle biraz hızlı hızlı gitmek zorunluluğu hissettim. Şimdi bedenini örmüş idik. Şu anda başını örüyoruz. Şöyle bir liste hazırladım size ve belli bir yerine kadar ördüm ben bunu. Bildiğiniz klasik altılı arttırmayla yaptığımız büyütme işlemi. Liste şöyle. Birinci sırada sihirli halka yaparak 6 sık iğne yaptık. İkinci sırada her sık iğneye 2 tane batarak 12 sık iğne elde ettik. Üçüncü sırada bir sık iğne bir arttır şeklinde totalde 18 sık iğneye ulaştık. Dördüncü sırada 2 sık iğne örüp bir arttırarak sırayı tamamladık ve 24'e ulaştık. 5. sıraya geldiğimizde 3 sık iğne örüp bir arttırarak toplam 30 sık iğne elde ettik. 6. sırada 4 sık iğne bir arttırma yaparak 36 sık iğneye ulaştık. 7. sırada 5 sık iğne bir arttırma 42. 8. sırada 6 sık iğne bir arttırma 48. 9. sırada 7 sık iğne bir arttırma olarak 54'e ulaştık. 10. sırada da 8 sık iğne bir arttır 60. 11'de 9 sık iğne bir arttır 66. 12. sırada 10 sık iğne bir arttır toplam 72. Şöyle oldu. Yani buraya kadar ben yaptım. Bu klasik hep yaptığımız şey olduğu için tepesini hazırladım zamandan kazanalım diye. Bu şimdi tepe kısmı olacak. Siz de buraya kadar hazırlayın. Bundan sonra bu 10 sıra, 12 sıra. Bundan sonra 13. sırayla 25. sıra arasını hiç arttırıp eksiltmeden öreceğiz. Sonra gözlerini, kaş ve kirpiklerini yapacağız ve devam edeceğiz. Bu 12 sırayı ben muntazam olsun tepesi diye hep sırayı bitirerek bir üst sıraya geçtim. Ama bu işte başın yanlarını oluşturacak bundan sonraki bölümde hiç arttırma, eksiltme bir şey yapmayacağımız için işaret koyarak işte 13. sıradan sonra kaydırma yaptım burada. Kapatmadım. Bir üst sıraya kaydırarak geçtim. Ne yaptık? Hemen özetleyelim. Listemiz burada. Şu anda yaptıklarımız. Önce tepesini yaptık. 12. sıraya kadar 10 ör bir arttıra kadar arttıra arttıra geldik. 72 ilmeğimiz oldu. 13. sıradan yani şuradan başladık. 25 sıra daha bunu 26-27 de yapabilirsiniz. Sonradan da öreceğiz çünkü aynı düzlükte. Ama göz çalışmasına iyi bir zemin olsun, elimiz burada iyi hareket etsin diye burada bıraktım şu anda. Şöyle kafanın göze kadar olan kısmını bitirdik. Hemen şu ayrıntıyı bir daha tekrarlayayım. Arttırma yerlerini sırayı kapatarak yaptım. Sırayı kapattım, bir zincirli üst sıraya geçtim, sırayı bitirdim, tekrar kapattım. Ama şu bölgeyi bir kere kaydırarak helezon şeklinde sürekli ördüm.
Onun için de şu aparatı kullandım. Çizgi oluşsun istemedim burada. Şimdi tekrar bunun aynısını altta da yapacağımız zaman gene sıraya geçeceğim. Mümkün olduğunca temiz ve muntazam olsun diye burayı helezonik ördüm. Bakın hiçbir yerinde sıra geçiş yeri yok. Çizgisi yok. Şimdi bu aşamaya geldik. Şimdi yapacağımız gözleri takmak. Şurası bizim işte başlangıçtan bu yana sıra başı yerimiz. Bura tam arka ortada olacak şekilde. Şöylece ben bunu bir katlayayım. Şura içte ve arkada olsun. Şimdi gözleri yerleştirmemiz lazım. Şöylece suratın ön kısmı diyelim. Göz için ne yapacağız? Hemen onu söyleyeyim şimdi. Şuradan sayarak, gerçi sizin zevkinize kalmış bir şey. Şöyle göz kullanacağım. Aslında nakışla yapılan göz daha güzel oluyor ama videoyu çok uzatırız. Ben çok basit de bir baş yapımı seçtim. Normalde yanaklarda arttırarak daha tombul bir baş yapılabilirdi. Daha sevimli. Ama yeni yapanlar için zor olacağını düşünerek daha düz örülen bir baş seçtim. İçini doldururken yanak yerlerine biraz daha fazla doldurarak bir şişkinlik verdirmeye çalışırız. Bir de göz çukurlarını içeri doğru çekecek ip gerdirme yaparak yüze hafif bir şekil verebiliriz. Şimdi genellikle 10 ile 11. sıra arası benim gözüme hoş görünen bir yer. Bazen 11 ile 12 arası yapıyorum. O ne tasarladığıma bağlı, saçını nasıl yapacağımla alakalı. Bunda çok saç ekmeği düşünmüyorum. Şapka koyup şapkanın haricindeki yerlerin daha çok saçlı olmasına dikkat edeceğim bir tarz bebek olsun istedim. Şimdi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Şurası arttırdığımız yerdi. Buradan sonra 10 sayalım. Yani 22. sıra tepeden. 12, 14, 16, 18, 20, 22. Yani şu ara göz için en uygun sıra aralığı. Baş bittiğinde en güzel o oluyor. Şu arkada kalan ortayı gözeterek şuraya böyle bir tane gözü takalım. Zaten hemen kapatmayacağız. Oldukça da iri bir göz seçtim. Şimdi bir gözü taktım. Bir gözü taktım. Ondan sonra yaklaşık 11-12 sırada arada vereceğiz. Şimdi şurayı kaybetmeyelim. Şu sıra. Sayalım buradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O zaman şöyle bir yere de ikinci gözümüzü takmamız icap ediyor. Biraz kalınlaştıralım ki daha kolay girsin. Şimdi açabilirim. Şöyle bir görüntü elde ettik. Şimdi buralar bence iyi. Şöyle doldurduğumuzu varsayarsak bu bölgeler iyi. Şimdi iple siyah ince bir ip kullanarak kirpiklerini ve kaşını yapalım. Onları daha kolay yapmak için gözlerin şu arka aparatlarını henüz takmadım. Takmayacağım da zaten. Çünkü öbür türlü dışarıda kalıyor. Bu sıkıştığı için iğneyi kullanmak zor oluyor.
Şimdi ben şöyle bir tane, bir tane şöyle, bir tane de şöyle 3 tane kirpik koymak istiyorum buraya. Onun için şu aradan girdim. Hep aynı. Biraz ipimi uzun bıraktım. Çok abartmaya gerek yok. Şuradan çapraz bir üstünden çıktım. Bu birincisi oldu. Aynı başladığım deliğe girip bir üstünden çıktım. Bu da ikincisi oldu. Oradan da gene buraya girerek şöyle yaptım. Baktım, fena değil gibi görünüyor. Şimdi hemen kaşını da yapalım. Kirpiğin bitiminden 3 sıra yukarıdan kaşa başlamak da güzel oluyor. Tam şu göz hizasından alalım. Kirpik şurada bitiyor. 1, 2, 3. O zaman şöyle bir yerden çıkacağım. Şuradan bir yerden. Oradan bir yerden çıktım. Oradan bir yerden çıktım. Şöyle tutarak bakıyorum. Nerede ne uzunlukta güzel olur. Bir alta inerek gene şuradan yapmak herhalde daha bir şirin olacak. Evet, böyle de kirpiğini yaptım. Sonra içeriden geliyorum. Burada uzun bıraktığım iple sabitliyorum, düğümlüyorum burada. Son bir kere daha bakayım. Evet, güzel. Ve buradaki ipimi artık kesebilirim. Evet. Bir gözüm tamam. Hemen şu arka plastiğini takabiliriz. Artık sabitliyorum. Evet. Şurayı herhangi bir çıkma ihtimaline karşılık ben her zaman bir de sivri kalmasın içeride. Şöyle ezerim. Evet, gözümüzün bir tanesi tamam. Şimdi aynı şekilde ikinci gözümüzü de yapıyoruz. Evet, buraya kadar işimiz bitti. Şimdi bir 7-8 sıra daha örelim. Sonra bu burnunu yapalım, ağzını yapalım sırayla. Hiç arttırıp eksiltmeden arkadaşlar bir 8 sıra daha örelim ve ondan sonra artık eksiltmelere başlayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi 8 sıramızı ördük. Şimdi burnunu yapalım. Burnu gözlerden 3 ya da 4 satır aşağıda. Şöyle bir yerden çıktım. Eşit olacak şekilde aynı sıra içinde şöyle bir yere konumlandırabilirim.
İğneme iplik taktım aynı renk ve 2-3 kere üst üste oradan geçtim. Burnunu da yaptık. Bu tür şeyler sizin göz zevkinizle alakalı. Ben 3. satırı daha uygun bulurum. Size 4. sıradaki bir burun daha sevimli görünür. O yüzden hiç tartışmaya gerek yok. Kestim. İğneyle şimdilik işim bitti. Şimdi arkadaşlar sayalım toplamda kaç sıramız olmuş. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33 sıra olmuş. Şimdi biz yaparken bir listemiz vardı. Şu şekilde. Şu tepe kısmını yaparken 10 ört 1 arttır 72'ye kadar arttırmıştık. Şimdi bunun aynısını geri geri gideceğiz. Yani şuradayım şimdi bu sıradayım. 10 örüp 1 eksilteceğim. Bir üst sıraya çıkacağım. 9 ört 1 eksilt. 8 ört 1 eksilt. 24 sık iğne yani 2 ör 1 eksilte gelene kadar bu şekilde devam edeceğiz. Ve ondan sonra bedenimizi dikeceğiz. Dikme işlemini de ben şahısların zevkine bırakıyorum. Normalde önünü, yönünü düzgün ayarlayarak dikme işlemini herkes kendisi yapsın. Her sık iğneyi bir yukarıdan bir aşağıdan alarak her sık iğneyi birbiriyle eşitleyerek dikeceğiz. Aynı renk ip kullanırsak zaten görünme olasılığı yok. Bu şekilde bebeğimizin başını da ilave etmiş olacağız. En sonunda bir ağız yapacağız. Göz çukurlarını dolduracağız ve bebeğimizi bitireceğiz. Şimdi eksiltme işlemine hemen başlayalım. Şimdi ilk sırada ben artık helezon örgüyü bırakıyorum. Bunu şöyle bir kaydırıp bir zincirle yukarı çıkayım. Artık eksiltmelerde her sırayı ayrı öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Şimdi 10 ördüm. Bir tane eksiltmem lazım. Battım çıktım, battım çıktım. Şöyle oldu. Hepsini bir çektim ve yoluma devam ettim. 1 2 3